Emin misin Elinizde? Arayan babam mıydı gerçekten? Şaştım kaldım Aslan. Yani onun sesiydi. Beynimden vurulmuşa döndüm zaten. Ben onun sesini hatırlamam sanıyordum. Hatırlıyormuşum. Nasıl olur kardeş? Ben de oradaydım. Cenazesine ben de katıldım. Ne dedi sana peki? Ne söyledi? Hiç. Ali Rıza'm dedi. Geleceğim dedi. Sonra kapandı zaten. Arıyorum, telefonu kapalı. Sen şu numarayı bana bir versene, bir takip edelim. Kimmiş, neymiş? Sabri. Ne diyorsun ya? Tamam, geliyorum. Hayırdır, ne oldu? Burak şerefsiz, ailelerine eve saldırmış. Vay arkadaş, haklıymışsın. Senin hayatın benimkinden hızlıymış. İçeri girecekler. Buradan çıkmamız lazım. Tamam, sakin ol. Bir yolunu bulacağız. Dibinden arayayım, o pencerelerden bir tanesi. Gel. Geç. Komutan Piko! Bunlar niye bitmiyor? Ne yapıyor bu Haşmet? İçeriden kurup kurup yolluyor mu? İndir abi, indir. Elbet bitecek. Haşmet! Bugün hesap günü. Bugün borçlar kapanacak. Benden kurtuluşun yok Haşmet. Haşmet Ağa! Bırak o silahı. Yeter. Bunu yapamayacağını ikimiz de biliyoruz. Tamam, yeter. Hayat ne acayip değil mi? İnsan 30 yıllık karısını bile tanımıyor. Ben seni çok iyi tanıyorum Melek. Hayatım seni tanımaya çalışmakla geçti. Şimdi olduğu gibi boş bir tehditten ibaretsin. Oysa ben senin ruhunu biliyorum. Kendi çıkarların için herkesi satarsın sen. Beni bile sattın. Sana yapma dedim. Seni uyardım. Dinlemedin. Hoşça kal bir tatlım. Haklısın Melek. Hayat gerçekten çok acayip. Baba, ne yapıyoruz? Nereye
beni Duruz bırak, ben konuşayım. Derdi neymiş öğrenelim. Sakın. Bir daha duymayacağım. O köpeğin dişlerini dökeceğim, kuyruğunu kıstırıp çekip gidecek buradan. Merak etme. Buraya girelim. Baba! Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun baba? Yapma baba. Halide, beni burada bekleyeceksin. Ses çıkarma sakın, tamam mı? Baba, öleceksek de beraber öleceğiz. Aç şu kapıyı diyorum sana. Aç. Halide, beni seviyorsan sus ve beni burada bekle. Gelip seni alacağım kızım. Haydi. Baba yapma baba, gitme baba. Baba gitme baba, gitme. Baba. Temiz. Ne oldu? Ha? Tekerleri fena değilmişim değil mi? Vallahi tanımasam solaksın zannedeceğim ha. Şimdi dikkat edelim. Adamları söyle burada beklesinler. Kollasınlar. İçeri gireceğiz. Aman. Halide'ye zarar vermeyeceğiz Fiko. Halide içeride olabilir. Anladım. Babasını öldüreceğiz. Daha ne zarar verelim? Vuracağız değil mi? Savaştayız Fiko. Savaştaki kral savaşır, kazanan ortada ne varsa alır. Ben de öyle yapacağım. Zeki kovlayın buraya. Destek geldi galiba. Gelsin. Onlar gelene kadar biz işimizi bitiririz. Yürü Fiko.
Haşmet ağa. Demek buradasın. E koskoca ev. Seni bulmamız biraz zaman aldı. Geciktik, kusura bakma. Ama görüyorum, senin keyfin yerinde. Ha, buraya açmışsın karayların sürkülerini. Ha? E tabii. Demir almanın vakti geldi. Haşmet ağa, sevindim. Cenazene hazır olmana sevindim. Ben hazırım. Da. Bakalım sen hazır mısın? Benim bir sürü pis huyum var. Bir tanesi de yalnız seyahate çıkmayı sevmem. Onun için bir mahsur yoksa beraber gideceğiz. Haşmet ağa. Haşmet ağa dur. Sakin. Sakin ağa. Dur, ne yapıyorsun? Fiko. Görüyor musun? Bak işte bak. Eski toprak, görüyor musun? Sihirbaz gibi. Şapkasından tavşanı çıkardı. Hem de iki tane. Sizden hala tavşan mı olur? Sakın. Bir adım daha atarsan parçalarınızı tavanımdan kazırlar. Ne yapacaksın? Ha? Burada hep beraberiz. Ne? Hepimiz birden patlatacak mısın? Hiç düşünmeden. Tamam ha. Yaparsın. Yaparsın ha. Sakin. Peki. Kızın halde ne olacak? O da havaya uçmasın. Sıkıntı yok. O çoktan gitti. Gitti. Kaçtı yani. Halide Gürkan babası bu haldeyken kaçtı. Tamam. Yedik. E o zaman madem hepimizi patlatacaksın, arayalım kızını da bir konuş. Sesini son kez bir duysun. Tamam. Demek kararını verdin. Ben de verdiğime göre. Aa sakin. Tamam. Aa. Bak. Benim emeklilik planlarımda seninle beraber ölmek yok. Sakin ol. Tamam. Tamam. Anlaşalım. Anlaşma yok. Gideceksin evimden.
baba, lütfen baba. Baba lütfen baba, baba lütfen baba. Lütfen baba, baba lütfen. Lütfen. Abi. Geliyorlar. Az daha oyalanırsan bensiz gideceksin. Yok ağa yok. Ben sensiz gitmem de. Ama dedim ya işte. Hayallerimde seninle ölmek yok. Ama halde olsa neyse. Oğlum sündürdükçe sündürdün. Aptal mısın sen? Seni tebrik ediyorum ha. Helal olsun. Kefeni yırttın. Ama şunu bil. Bu burada kalmaz. Geri geleceğim. Hiç zahmet etme. Ben geleceğim. Git. Deliğine saklan. Beni bekle. Bunu en son babana da söylemiştim. Sonu malum. Ortada buluşalım. Usta. Abi gitmemiz lazım. İyi misin? Vuralım mı? Yok yok. Şey yaram açıldı biraz. Şey. Kaçtılar. Halide? Ha. Halide'yi aşağıya kilitledim. Anahtar pikabın yanında. Çıkart onu. Nerede? Pikabın yanında. Tamam. Sabri. Ellerim uyuştu. Şunların pimlerini tak yoksa havaya uçacağız. Orada. Yukarıda, merak etme. Merak etme, geç işte. Murat! Murat, iyisin değil mi? İyiyim hayatım, iyiyim. Merak etme sen de. Yaran veren bir şeyin yok değil Hiçbir şeyim yok, merak etme. Burak geldi mi? Gelir o. Sen neler oldu onu anlat. İhtiyara baskına gittik ama Halil Rıza çıktı yine karşımıza. Nasıl oluyorsa hep bir adım önümüzde. Öyle. Birilerinden haber aldıkları aşikar Murat Bey. Ama elbet ortaya çıkacak. Elbet bulacağız onu. Sen Burak'ı ara. Ne olacak peki şimdi? Böyle devam edeceğiz Füsun. Taraftardan biri diğerini yenene kadar silahlar susmaz. Abi yapma, iyileşmedin daha. İyileşmeyeyim. İyileşmeyeyim. Bu iş çözülene kadar bana huzur yok Fiko. Balaban, iyi bir şey söyle bana. Bak güzel bir şey söyle. İndirdin mi Bergüzer'i? O çok merak ettiğimiz Peruk'un altından kim çıktı biliyor musun? Ali Rıza. Son anda kurtuldum.
Ya nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu herif? Nasıl çıkıyor altından? Ali Rıza çıkmış. Yine Ali Rıza çıkmış. Allah'ım delireceğim. Nasıl biliyor bu herif? Her şeyi nasıl biliyor? Ben de bunu merak ediyorum aslında. Bir yerlere sürekli haberler uçuyor. Aramızdaki çatlak giderek derinleşiyor. Sızıntı büyüyor Burak. Ben o sızıntının... Kim bu kim? Kim Balaban? He? Kim bu? Mithat olabilir mi? He? Bak o süsüden her şey beklenir. Araştırıyorum. Çok yakında ortaya çıkar. Bul onu bana Balaban, bul. Bul o sızıntıyı bana, bul. Onun kafasına bizzat ellerimle sıkacağım. Bizzat? Sıkacağım. Abim bile olsa mı? İşler her gün biraz daha kötüye gidiyor Murat. Tüm bu olup biten her şey çok yanlış. Ama ben inanıyorum. Bizim seninle hala bir fırsatımız var. Murat ne olur. Bir fırsatımız varken gidelim buradan. Savaştayız Füsun. Kardeşim ben. Ortalık geldiğin yere. Böyle bir durumda onu bırakıp nasıl giderim ki? Hayatımıza bak. Murat kendine bak. Bana bak. Biz aynı kişiler miyiz? Ya şu hayatın bize yaptığına bir bak. Her gün. Sen her gün daha çok kana bulanıyorsun. Senin istediğin hayat bu mu? Olmak istediğin kişi bu mu? Hayatım. Ne olursa olsun günün sonunda kendim olarak kalmaya çalışıyorum. Böyle kalamayacaksın. Hayatım. Biliyorum korkuyorsun. Çok haklısın. Çok haklısın. Ama ne olur bana güven. Sana söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Her şeyi çözeceğim. Sabırlı ol. Kanamanı durdurdum baba. Pansumanını da yaptım. Sen şimdi iyice bir dinlen. Tamam. Bırakmıyor ki alçaklar. Baba ben sana kızgınım. Ya sen nasıl beni öylece odaya kilitlersin? Bütün elimi kolumu her şeyi bağladın. Sen ne yapıyorsun? Ya tamam Halide de bu da bize bir ders olsun. Gelme diyorum geliyorsun. Dur diyorum durmuyorsun. Olmaz kızım yapma. Cesareti beni de korkutmuyor değil. Sen nereden öğrendin? Sabri'yi aramışsın. Yolda giderken tesadüfen gördüm. E tamam Halide haber vermişsin işte. Babanın hayatını orada kurtarmışsın. Daha ne yapacaksın? Evet Halide. Baskın yesek halimiz ne olurdu kim bilir. Sen ne yaptın? Balaban saldırdı mı? Ne saldırması? Kime? Vergüzar Hanım'a saldıracağını öğrendim. Yerine geçtik. Fakat son anda elimizden kaçtılar. İyice palamarı çözdü bunlar. Durmayacaklar. Gözlerini kan bürümüş. Durduracağız. Tamam baba hadi sen dinlen biz de çıkalım artık. Tamam. Geçmiş olsun. Sabri, Melek nerede? Vallahi halde arayınca öyle. Restoranda bıraktım, koştum geldim. Ara bana ver. Çabuk. Çabuk. Melek neredesin? Sabri gelip alsın seni. Yok enişte. Gerek yok. Gelmesin. Nitat'la beraberim ben. Konuşuyoruz. Sorunlarımız var biliyorsun. Onları çözmeye çalışıyoruz. Arayacağım ben siz. Tamam merak etmeyin.
Balaban kaçtı dedin içeride. Ne yapacaksın? Onu bulur bulmasına da başka bir şey var. Babam arada. Nasıl? Yaşıyor muymuş? Geleceğim oğlum dedi. Hepsi bu kadar. Arayan numarayı araştıracağız. Bakalım altından ne çıkacak. Ama emin olduğum bir şey var. Arayan babamdı. Yani ben anlamadım. Sence de bunca zaman sonra araması garip değil mi? Tam da sen Balaban'ı yakalamak üzereyken. Ne demeye çalışıyorsun? Sence babamla birlikte mi? Yani arkasındaki güç babam mı? Bilmem, neden olmasın? Bir şeyler yanlış, farkındayım. Ama benim umudum var halde. Yani belki babam masum biri değil ama elikanlı biri de değil. Bunu biliyorum. Bak, seni Aslan'la tanıştırayım. Herkes iyi mi? İyi, iyi, eyvallah. Aslan benim çok eski bir dostum. Sağ olsun, kırmadı bir lafımla, atladı geldi. Emin oldum. Ben de. Gerçi geldiğine pişman oldu ama nefes aldırmıyoruz adama. Ben güneşe ateş eden bir neslin evladıyım kardeş. Bana koyar mı hiç bunlar? Eyvallah. Hadi biz gidip şu telefona bakalım altından ne çıkacak. Sen önce bir eve mi uğrasan? Mert'i görmedin, annenle de konuşmadın. Ne zamana kadar kaçacaksın? Rahatsın değil mi ablacığım? Rahatım abla, rahatım. Bir şey daha getireyim mi üstüne? Bu ne ya? Vallahi krallığımı ilan edeceğim evde ha. Neredeyse sevincem vuruldu mu? O ne biçim laf öyle? Mert, Allah esirgesin oğlum. İstediğin bir şey varsa söyle, hemen yaparım. Tamam. Anne. Daldın gittin. Aklın başka yerde. Abin değil mi? Yani anne ne arıyor, ne geliyor? Anlatacak mısın artık ne olduğunu? Abinin kalbini kırdım Mert. Yani söylenmeyecek bir şey söyledim. Hadi ya. Ne dedin? Hastanede. İstemeden çıktı ağzından. Senin yüzünden kaç çocuğumu toprağa vereceğim. Ne? Anne nasıl söylersin böyle bir şey ya? Adam nasıl acı çekiyor bilmiyor musun? Edilecek laf mı yani bu? Yani öyle demek istemedim aslında oğlum. Ama canım çok yaktım. Tamam anne, olan oldu artık, üzme sen de kendini. Sen nereye? Şimdi odama gidiyorum. Dur, yardım edeyim. Laf mı anne ya? Öldür daha iyi. Ne istiyormuş Rukiye? Ne konuştunuz? O kadına söyleyin, benden de oğlumdan da uzak dursun. Heh. Onun laflarıyla hareket edecek değilim. Onu biraz anlamak lazım. Sindirmesi için zamana ihtiyacı var. Ben o zamanı çoktan tükettim Muzaffer. Görüyorsun işte. Düşman kapıda. Giderek yaklaşıyor. Artık oğlumla konuşmalıyım. Bugün beni korumak için yerime geçti. Engel de olamıyorum. Sürekli tehlikenin içinde. Sürekli. Balaban'ı elinden kaçırmış. Bergüzar Hanım. Burak Ersoylu. Haşmet Ağa'ya saldırmış. Ama durumu iyiymiş. Püskürtmüşler.
Balaban herkesi avucunun içine almış. Almış. Almış da kendisi kimin avucunun içinde acaba? Bir şirketi var demiştiniz, oradan bir şey çıkmadı mı? Göz hapsinde tutuyoruz ama elimizde bir şey yok. Bir şeye ulaşamadık. Belki de Haşmet haklı. Arkasında kim varsa Balaban öldükten sonra çıkacak ortaya. Bergüzar Hanım. Emriniz nedir? Gördüğünüz yerde vurun. Tamam tamam Meram Hanım. Geldim. Burak. İyi misin? İyiyim. Geldim işte. Bak. Tek parça geldim. İyiyim. Gel gel. Nedir vaziyet? Vaziyet kötü. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Operasyonlardan haberdarlar. İhtiyarın operasyonu da öğrenmişler. Nasıl oluyor bu? Minibüsün içinden Ali Rıza çıktı. Nasıl oluyor da bizden hep bir adım önde oluyor anlamıyorum. Nasıl oluyor abi bu? Nasıl olacak? Birileri kulağına fısıldıyor demek ki. Yok bu... Bu işin içinde başka bir şey var. Bu ihtiyarın istihbaratı. Başka bir şey var, çözmek lazım. Aramıza köstebeği salmış. Kazdıkça kazıyor. Yani eğer öyle olsaydı bizim burada olduğumuzu bilirlerdi değil mi? Bu da mantıklı bir soru. Füsun doğru söylüyor. Ama bu yine de birilerinin sızdırdığı gerçeğini değiştirmiyor. Belki takip ettirmişlerdir. Olamaz mı? Olabilir. Takip etmiş olabilirler. Neyse ne, bu iş tehlikeli. Aramızda bir İrlandalı varsa bunu öğrenmemiz şart. Biri var. Kim? Mithat amca. Kızı bizimle birlikte diye burayı söylemiyor olabilir. Ha. Siz diyorsun. Olur olur. Mithat'tan her şeyi beklenir. Ama eğer Mithat'sa kızı falan dinlemem. Onu o flarıyla boğarım. Neredesin sen? Takip edilmediğinden emin olmak istedim. Bu sefer fena çuvalladım. Yok yok ben değil. Siz çuvalladınız. Sizin ilginç bir takımınız var. Kiminiz kaçak dövüşür. Kiminiz kafasına göre takılır. Ama şu an önemli olan... Şu adamına söylesene gitsin baksın orada mıyım ben. Şu an önemli olan grubunuzda zayıf bir halka var. Ve zincir sürekli kırılmaya devam ediyor ve ben çok sıkıldım. Sen benden mi bahsediyorsun bunu söylerken? O zaman burada olmazdım herhalde değil mi? Gizli gizli başka planlar yapardım. Sen değil. Murat. Değil mi? Onun icabına bakılır. Ama asıl soru şu. Sen ne yapacaksın Mithat? Bak yaşın da geldi. He? Artık tarafını seçsen mi? Yoksa böyle he? Kaçak dövüşmeye devam mı?
Haşmet abi. Hoparlörü alır mısın? Mithat, o soysuz, o şerefsiz çizgiyi açtı. Hayırdır abi, sen kimden bahsediyorsun? Burak, damadın olacak heriften bahsediyorum. Evime girdi, kurşun yağdırdı. Ne diyorsun, sen iyi misin şimdi peki? Sıkıntı yok. İki avladı, sonra kuyruğunu kıstırıp kaçıp gitti. Şimdi hangi deliğe girdiyse onu bulmak, çıkartmak, hesap sormak lazım. Haklısın abi, haklısın. Şimdi ben seni niye aradım? Bazı hataların olsa da... Neticede seni onlarla bir tutmam. Melek anlatmıştır. Anlattı abi. Ne de olsa ısım akrabayız. Hukukumuz eski. Değil mi? Öyle mi? Öyle abi. Güzel. Ama işte lafla yürümez bu işler. İcraat lazım. Tamam abi. Ne istiyorsun söyle. Eğer yapabileceğim bir şeyse... Var. Yapabileceğim bir şey var Mithat. O kuduzu hangi delikteyse bulup çıkaracaksın. Ensesinden tutup bana getireceksin. O zaman bilirim ki hala dostuz. Eyvallah abi. Sen madem dostluğumuzu sınamak istiyorsun, öyle olsun. Tamam. Burak'ı bulup getireceğim sana. Çok kızmış. Burak da hak etti ama. Adamın evine kadar giriyorsun. E girdin madem. Niye öldürmüyorsun? Ağam haklı. Artık iyice üstüme gelmeye başladılar. Benim bir şey yapmam lazım. Bir şey bulmam gerekiyor. Burak'ı eninde sonunda ele geçirecekler. Ben versem de... vermesem de... Kimseye vazgeçilmez değildir Mithat. Baksana. Ölümlü dünya. Hepimiz gideceğiz. Ama savaştayız. Kurban verilir mi? Verilir. Peki zaferi kazandıktan sonra... ganimetimiz ne olacak? Ben çok kalmayacağım zaten. Bir Mert'e bakmaya geldim. Oğlum ne demek çok kalmayacağım? Bak biz seni çok özledik. Hadi gel bir kahve yapayım. Ben bir Mert'i göreyim. Abi hele Şükür neredesin ya? Geldim oğlum, işlerim vardı. Nasılsın? Vallahi yatıp sıkıldım ha. E ne güzel oğlum işte dinlen. Keşke ben de yatabilsem. Eniştemin askerlik anlarını dinle. Bak bakayım dinlenebiliyor musun? O kadar mı kötü? Helikopterden helikoptere atlamalar, şarjör değiştirmeler diyeyim, gerisini sen anla yani. Niye gelmediğini biliyorum abi. Konuştum annemle. Sen düşünme onları, biz hallederiz. Halledersiniz tabii de. Ben yine de lafımı diyeyim. Başımıza bir sürü şey geldi. Eyvallah. Ama bunların hiçbiri senin suçun değil abi. Nasıl diyeyim Erdi? Bütün bu pisliğe sizi ben bulaştırdım. Ne yapacaktın abi?
haksızlığa karşı susacak mıydın? Hı? Bugün olsa susar mısın? Gözünün önünde biri yardıma muhtaç olsa arkanı dönüp gider misin sen? Keşke gitseydim. Keşke korkak olsaydım da Nihan'ım hayatta olsaydı. Abi yapma oğlum. Onu bizden alan Burak. Hala hayatta. Beni asıl bu kahrediyor Mert. Aldığı her nefes utanç benim için. Elini kolunu bağladılar da ondan. Ama artık bitti. Babasını öldürdüğüm gibi onu da öldüreceksin ben biliyorum. Artık engel yok. Yok. Karşılaşmamız yakındır. Ve bu son karşılaşmamız olacak. Tutamıyorum onu. Artık eve dönsene oğlum. Ha? Olmaz mı? İşlerim var. Hem ben siz daha iyi. Daha güvenli olursunuz. Hayırdır Balaban? Ne oluyor? Akşam akşam hediyelik eşya bakmaya mı geldin? Şşş. Basit görünebilir ama müthiş bir şey bu. Zaten en iyi icatlar hep basit olanlar değil midir? Fermuar mesela. Ne anlatıyorsun sen gece gece? Kutudan kadın çıktı. Dans eden güzel bir kadın, şirin. Ama işte çok basit olduğu için kimsenin fark etmediği bir özelliği var. O kadının içinde mükemmel bir şekilde işleyen bir mekanizma. Şaşarsınız. 3, 2, 1. Oyun! Ali Rıza, bilmen gereken bir şey daha var. Dinliyorum. Şu kadına saldıracaklar. Bu ihtiyar dedikleri kadına. Yerini söyle. Nerede saklanıyorsunuz söyle. Bu işi kökünden halledeyim. Ali Rıza, olmaz. Derya var, Murat var. Onlara zarar gelmesini istemiyorum ben. Dediğim gibi sadece Burak. Ondan kurtaracaksın bizi. Siz mi halledersiniz, ben mi halledeyim? Mesele bizim meselemiz. Sen karışma. Kapitan.
sen bir huzursuz oldun. Sen değil misin? Kapana kısıldık burada. Yok, ben değilim. Ben kendi isteğimle buradayım. İstediğim zaman çıkıp gidebilirim. Ama sen evet. Yüzünden mutsuzluk akıyor. Ne oldu? Ne bu haliniz? Kötü bir haber mi var? Bugünlerde iyi haber almıyoruz zaten. Murat. Ne oldu? Söylesenize. İyi değil mi böyle? Bu hayat. Hareket. Sürekli bir adrenalin. Her gün bir olay, her gün bir durum. Sevdin sen bu işi. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ben burada nefes alamıyorum. Bir an önce bitsin bu mevzu, kurtulalım istiyorum ben. Kurtulacaksınız. Yakın zamanda kurtulacaksınız. Burak. Ya bırak. Bırak sözünün devamını getirsin, ne söyleyecekse söylesin. Ya sen bitsin istemiyor musun? Sıkıldın, bunaldın demiyor muydun? Bitti diyorum işte, bitti. Şurada güzelce yemek yiyecektik. İşte. Bazen hayatta böyle şeyler oluyor. Çorbadan bir kıl çıkıyor. Bütün iştahın kaçıyor. Afiyet olsun. Bizim işlerde bir aksilik oldu. Çözeceğiz. Sen yemeğini yiyebilirsin. Haşmet Bey, geçmiş olsun. İyi gördüm sizi. Sağ olun, var olun. Size de zahmet verdik, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Zaten ilgilenemedim. Mert'in peşinden koşmaktan halinizi, hatırınızı soramadım. Onun için gelip görmek istedim. Sağ olun. Çok şükür ikimiz de atlattık bu belayı. İnşallah bir daha tekerrür etmez. Tek dileğim bu. O gün buraya Halide için gelmiştik. Onu istemeye. Yani ne oldu anlamadım ama daha sonra öğrendim. Ne diyelim? Kısmet değilmiş. Bir şey deyin Haşmet Bey. Mesela kimse ailesinin günahını taşıyamaz deyin. Ali Rıza'nın suçu yok deyin. Elbette. Ali Rıza ile konuştum. Onun bir suçu yok. Ama babası... Bu her şeyi imkansız kılıyor. Zor tabii. Yani kendimi sizin yerinize koyuyorum da. Eğer bu doğruysa insanın kanına dokunuyor. Ama Haşmet Bey, inanın ne ben biliyordum bu olayı ne de Ali Rıza. Rahmetli günahıyla sevabıyla göçüp gitti. Yani çocuklar üzülmesin hani. Her türlü çözeriz. Çözülecek Rukiye anne, merak etme. Hem Ali Rıza araştırıyor zaten. Halidem. Bize biraz izin ver, olur mu? Yani mesele sadece babası değil. Ben Ali Rıza ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyorum. Yani anlayamadım. Ne öğrendiniz? Esasen kim olduğunu. Yani... Kimin oğlu oldu?
size de söyledi öyle mi? Mert, iyisin civanım maşallah. İyi gördüm. İyiyim vallahi Hasan abi. Evde bana bir bakıyorlar ki inanamazsın. Turp gibi ya maşallah. Aslında biraz daha yatsa daha iyi olacak da. Otur otur, sıkılmıştır. Pasını atmak lazım. Muhabbet iyi gelir adama. Vallahi Hasan abi ya, yemin ediyorum. Gerçi muhabbet konusunda enişten beni yalnız bırakmadı sağ olsun Aslı. Ya sen niye ineli ceneli konuşuyorsun oğlum? Ben senin canın sıkılmasına iki çift laf ettim ya. Hayır, suç mu işledik? Ya enişte, şaka yapıyorum ben ya. Sen olmasan var ya, yemin ediyorum sıkıntından patlamıştı bak. Ha? Bana bununla gel oğlum. Hadi Mert'in iyileşmesine. Aynı Mert'e. Ha, Raşim'e de o kadar üstlenmeyin. Masalar kurulmuş. Gel, hoş geldin aslanım. Afiyet olsun. Eyvallah, gel. Buyurun kanço. Ben ne diyorum, beni niye çağırdılar? Ya aslanım, dedik şöyle bir muhabbet edelim, bir keyfimiz yerine gelsin. Mert de iyileşti. İyi etmişsiniz ya. Vallahi, eyvallah. E hadi Mert'e o zaman. E hadi bakalım. Hadi. Vallahi ha. Hasan abi, senin bana bir sözün vardı ya. Sözün mü vardı? Biz sözümüzü tutarız Hasan. Söyle, neydi? E dedin hani rahatlarsak bir çalarız, söyleriz. Oo! Alo. Sen diyorsun ki böyle içeri havası olsun, biraz derinlere inelim ha? Ya inelim dayıcım ya. Söyle, götür bizi uzaklara ya. Söyleseydin sazımızı alır gelirdik oğlum. Hazırlıksız geldik şimdi böyle. Sen istediğin saz olsun. Gençler, benim baba yadigarını getirin bakayım. Aha, eğit be. Hasan abi, hani senin şu çok sevdiğin bir türkü vardı. Eyvallah. Durakta falan çalıyordun hep. Kırmızı gül demet demet ha? Demet demet. Ciğerleri sökmeyelim sonra Razim. Sökelim abi ya. Sen sapla hançeri bize, ne olacak? Kırmızı gül demet demet, kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet ya. Gitti gelmez ol muhannet, gitti gelmez ol muhannet, sol revanda balam kaldı yavrum. Kaldı balam nenni, şol revanda yavrum kaldı balam nenni, yavrum
kırmızı gül her dem olmaz. Kırmızı gül her dem olmaz. Yaralara merhem. Tabipten derman gelmez, ol tabipten derman gelmez. Şol revanda balam kaldı yavru. Şol revanda balam kaldı yavrum nenni oğul nenni. Haydi bakalım. Eyvallah paşalar. Siz de her gün bizim başka bir yüzümüzle karşılaşıyorsunuz. Evet, gerçek bu. Ali Rıza'yı ben doğurmadım. Ama sorarım size Haşmet Bey. Hangi vicdana sığar? Onun annesi benim. Elbette. Onu bu boya getirdiniz. Emeğiniz ortada. Onu Bergüzar'ın doğurmuş olması bu gerçeği değiştirmez. Ama durmayacak. Evet. Konuşacak. Gerçek ortaya çıkacak diyor. Yani vazgeçmeyecek. Ama Haşmet Bey düşünsenize. Ali Rıza'nın dünyası başına yıkılacak. Yıkılacak. Yıkılacak Rukiye'nin. Ama sonra toparlanacak. Bence bir an evvel konuşmak lazım. Başkasından duyacağını sizden duyması daha iyi, değil mi? Doğru. Yani yıllardır bu sırrı söylemek istedim ama işte böyle boğazım düğüm düğüm oluyor. Haklısınız, bu söylediğim şey hiç kolay değil. Ama bazen evlatlarımızı koruyabilmek için gerçekleri açık açık konuşmamız lazım. Neyse, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Nasıl isterseniz. Halide! Halide! Kızım Rukiye Hanım kalkacak. Çocuklarla konuş, eve kadar bıraksınlar. Tamam baba, ben bırakırım. Yok yavrum, ben giderim. Taksiyle gerek yok. Yok yok, olmaz. Ben de bir hava almış olurum. Hem zaten bütün gün evdeydim. Sabriye söyle, sizi takip etsin. Siz lütfen rahatsız olmayın. Sağ ol. Görüşürüz Haşmet Bey. Hoşça kalın, sağ olun tekrar. Keşke çıkmasaydın kızım. Şimdi babanın aklı sende kalacak. Atma Semela. Seni üzecek bir şey söylemedi değil mi? Ay yok yok. O da kendince haklı tabii, ne yapsın? Ali Rıza'ya bir eve git, anneni kardeşini gör demiştim ama geldi mi? Geldi. Yani Mert'le konuştu. Hani dedim oğlum aç mısın? Yemek hazırlayayım mı? Hiçbir şey konuşmadan çıkıp gitti. Halide, ben Ali Rıza'yı kaybediyorum herhalde. Olur mu öyle şey hiç? Ali Rıza senden vazgeçer mi? Ama onu da anlamak lazım. Onun da canı yandı, üzüldü. Hem size zarar gelmesin diye uzak duruyor sizden.
Ama senin onunla konuşman lazım. Yok, ben konuşurum da hani o konuşur mu bilmiyorum ki. Annesisin sen onun. Sana hiç kıyabilir mi? Hem benim aklımda var bir şeyler. Sen hiç canını sıkma, tamam mı? Hadi. Yemekte ne oldu öyle Murat? Balaban geldikten sonra bir havanız değişti. Ne söyledi size? Neyi merak ediyorsun? Anlamadım. Hani niye merak etmeyeceğim? Ben de bu evde sizinle beraber yaşıyorum ya. Ben de tehlike altındayım ya. Burak da zaten olur olmaz benim üstüme geldi. Savaşta istiyorsun. Ortam gergin. Haliyle Burak da gergin. Yani senin ilgisi yok. Hayır, ben anlamıyorum ya. Savaşı o istemedi mi? Seni bu savaşa o sokmadı mı? Niye şimdi geriliyor? Yaşananları atlatmak kolay değil. Sen bunların hiçbirini yaşamak zorunda değilsin Murat. İkimiz de değiliz. Sana söylediklerimi düşündün mü? Murat, ne olur. Ya gidelim buradan, biz neyi bekliyoruz? Güce düşüneceğim. Gerçekten mi? Vay be Fiko. Görüyor musun? İçimizdeki İrlandalı yenge hanım çıktı ya. Ne yapacağız abi? Mevzu hassas. Hassas ki ne hassas. Üzüldüm. Abim duyduğunda yıkıldı. Çok canı sıkıldı. Sevdiğim birinin ihanet etmesi kadar acı bir şey yok Fiko. Bilirim. Çok acı, çok. Biz mi halledeceğiz? Ben teklif ettim. İstersen dedim. Fiko. Sessiz sedasız bir şekilde dedim. Ama yok dedi. Kendi halledecekmiş. Yapar mı sence? Yani gönül işleri, zor işler. Zor. Bakacağız. Büyük bir sınavdan geçecek. Ya geçemezse? Geçemezse biraz da istek atacağız Fiko. Yarım kalamaz. Bu saatten sonra yarım kalan her iş bize patlar. Aman döne 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 yar geliyor. İyi akşamlar herkese. Afiyet olsun. Oo, halide kızımız. Hoş geldin. Halide. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum ama ben tek gelmedim. Bir misafirim var. Kimle geldin? Anne. İyi akşamlar. Buyurun, buyurun. Rukiye Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Çocuklar, bir sandalye ayarlayın hemen. Yok, siz hiç rahatsız olmayın. Ben oturmayacağım. Afiyet olsun. Oğlum, biraz konuşabilir miyiz? Halide, sen gel böyle. Gel Halide kızım, hoş geldin. Hoş buldum Hasan abi. Vallahi helal olsun yenge hanım. Anneyle oğlu buluşturdun. Yenge hanım mı?
Yenge, hanım. Ya buna da enişte diyorlar. Vallahi hiç hoşuma gitmiyor ama üstüme de yapıştı kaldı. Ne demek yapıştı ya? Sen eniştemiz değil misin? Oğlum öyleyim de yani enişte enişte. Senin kayınço hoşuna gidiyor mu? Hoşuna gitmiyor. Onun gibi bir şey. Neyse şimdi sen onlara bakma. Halil Hanım kızım hoş geldin. Masamıza şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş buldum. Ama masanız da masaymış yani. Burası Aslan'ın mekanı. Siz tanışmış mıydınız? Böyle bir ayaküstü merhabalaştık. Hoş geldin. Sağ ol. Olanlardan dolayı pek konuşamadık. Kusura bakma. Ne oldu yine? Hiç konuşup da keyfimizi kaçırmayalım. Değil mi enişte bey? Ha. Hasan abi sen ne güzel söylüyordun. Devam et. Yok canım ben zaten yorulmuştum. Sıramı sağlamak için birini kolluyordum ama sen geldin. Sen söylersin şimdi. Yok öyle bir şey. Biz bu gece seni dinleyeceğiz. Yok biz senin sesin ne kadar güzel olduğunu duyduk halde. Grubu varmış ya. Allah Allah. Evet. Oğlum bizim de hiçbir şeyden haberimiz yok. Siz ne tarz söylüyordunuz? Yok o eskiden de o. Ya tamam tamam yüklenmeyin kıza. Bırakın otursun soluklansın. Muhabbet edelim hadi. Ya ben sana çok teşekkür ederim. Abim söyledi, konuştuk. Kalbim durmuş. Beni sen getirmişsin hayata. Yani bugün buradaysam, hayatta sevdiklerimle oturabiliyorsam, ben bunu sana borçluyum. Ne borcum artık? Sen benim de kardeşimsin. Hadi o zaman, halde içelim. Ben öyle söylemek istemedim. Yani o günden beri kahrımdan uyku uyuyamıyorum. Seni çok kırdım. Yani şimdi ben hani ne desem? Sen şimdi sana kızdı mı kırıldı mı düşünüyorsun ya. Böyle bir şey değil anne. Seninle ilgisi yok. Sen bana kızsan ne olacak? Bağırsan, çağırsan, vursan, en ağır şeyleri söylesen ne olacak? Sen benim annemsin. Anneler de hata yapıyor böyle. Affet beni. Hakkındır anne. Her şey senin hakkındır. Ne affetmesi? Şimdi seninle böyle olunca kalbim göğsüme sığmıyor oğlum. Mert vurulduğunda dedim ki bitti buraya kadar. Artık devam etmenin, yaşamanın bir anlamı yok. Çıkardım silahı dayadım kafama. Bu acıyı bir daha yaşamaktansa sık dedim. Oğlum, sen ne diyorsun? Nasıl düşünürsün böyle bir şey? Ben ne yapardım sonra? Neyse ki Mert kendine geldi. İkimize de nefes oldu. Yoksa ikimiz de ölüyorduk işte. Bazen diyorum ki keşke hiç girmeseydim bu kavgaya. Değer mi diyorum? Tüm bu yaşadıklarımıza, üzülmelerimize, sana yaşattıklarıma. Belki de uzak kalmalıydım sizden. O yüzden gelmedim. Oğlum, ben bunu duymamış olayım.
Sen uzak olursan biz dağılırız ki. Sen olduğun için biz böyle ayakta duruyoruz. Demek ki bunları yaşamamızın bir sebebi varmış. Biz bir arada olursak anlamı olur. İşte o sebep ne anne ne, bilmiyorum ne. Biz neden tüm bunları yaşadık, yaşıyoruz? Her şeyin altından, herkesin altından babamın ismi çıkıyor. Böyle geçmiş bir sır gibi. Geçmiş. Keşke geçmişte kalsın oğlum. Böyle sakındığımız, sakladığımız her şey bir gün ortaya çıkıyor. Ali Rıza, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle anne. Döndüm bile. Odam kireç tutmuyor. Kumunu katmayın. Odam kireç tutmuyor, kumunu katmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Sarıl da gir koynuma, tenimi açtır benim. Soyun da gir koynuma, tenimi açtır benim. Haydi Ferit. Baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim? Baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim? Ben sevdim, eller aldı, niye ben ölmüş müyüm? Ben sevdim, eller aldı, niye ben ölmüş müyüm?
odan ki reçeyle yüzünü güleçeyle odan ki reçeyle yüzünü güleçeyle yandı aşkın elinden gel bana ilaç eyle yandım aşkın elinden gel bana ilaç eyle oy Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ağzına sağlık. Haydi sağlığınıza. Tet amca. Ne oluyor? Bakıyorum İstanbul'un yarısıyla kapımın önüne gelmişsin. Ne yaptın? Siperde mi yattın? Bir tabur asker. Ne oluyor? Seninle bir yere gitmemiz gerek. İşle ilgili çözmemiz gereken bir mesele var. İşle ilgili. Neymiş mesele? En azından konu başlığını alayım. Onu gidince öğrenirsin Burak. Niye? Sır mı bu? Niye sadece Burak biliyor? İşim sadece onunla çünkü. O yüzden. Tamam abi. Sıkıntı yok. Toplantıya gidiyoruz. Balaban'la toplantı yapacağız. Biz de gelelim oğlum. Biz amcanın bu tavrı şovu hiç hoşuma gitmiyor. Tamam abi gerek yok. Bir şey yok işte sen de söylüyorsun şov. Şimdi ortalık karışık ya. O da böyle işte. Bir yığın adamla geziyor. Sen merak etme. Hem bana kim ne yapabilir? O zaman bizim adamlarla birlikte git. Tek başına gitme. Güvenmiyorum ben ona. Eyvallah. Sen de yapman gereken şeyi yaparsın. Anladın? Bak. İstersen Fiko... Genel ederim. Ha? Genel ederim. Tamam. Dikkat et. Hadi haberleşiriz. Fiko hadi. Rıfkı Başkan. Beraberiz. Babanın aradığı telefondan bir hareket çıkmadı. Yani tanınmadığı için de tespit edemiyorlar yerini. Takip almalarını istedim. Bir sonuç çıkarsa haber edecekler. Eyvallah. Ali Rıza aslanım ben hiçbir şey anlamadım. Ya, kafayı sıyıracağım vallahi. Başka bir şey söylemedin mi baban? Neredeymiş, nasılmış? Yani bir ipucu falan yok mu bir şey? Yok abi, yok. Tekrar aramasını bekleyeceğiz. Başka yolu yok. Aslında bir yol daha var. Neymiş abi? Söyle hemen yapalım. Safir. Babamı en son gören adam o.
Belki de artık onu sorgulamanın zamanı gelmiştir ha. İyi de öyle yaparsak bu sefer ihtiyarı da karşımıza almış olacağız. Alalım, onu da alalım. Bir o kaldı zaten, onu da karşımıza alalım. Karar senin. Tek çare bu diyorsan ateşin içinden geçelim kardeş. İlk defa yapacağımız şey değil. Eyvallah. Hayırdır Sabri? Bir şey mi oldu? Hazır mıyız Sabri? Tamam hazırız da yaraların geçmez daha. Sabri canımı sıkmayın benim hadi. Demek Haşmet beni senden istedi ha? Biliyorsun değil mi? Seni zorluyor. Tarafını seç diyor. Aynen öyle. Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki? Neye karar verdiniz? Beni verecek misiniz? Balaban ne diyor? Balaban bir kurban vermemiz gerektiğini düşünüyor. Nasıl ya? O kurban da ben miyim? Bu mu yani Mithat amca? Beni mi vereceksiniz? Aynen öyle. Haşmet eceline geliyor, haberi yok. Aa, eyvallah. Ama insan olup biten olaydan sonra bir düşünüyor. İşkinleniyor yani. Acaba diyorum, yani ya haberi olmayan bensem, ya bana tuzak kuruluyorsa. Hedef bensem diye bir düşünmedim değil yani. Senin sinirlerin bozulmuş. Ben hiç öyle bir şey yapar mı? Sen hiç öyle bir şey yapar mısın? Biz aileyiz artık oğlum. Eyvallah. Mithat amca da işte insanın başına ne geliyorsa ailem dediklerinden geliyor. Özür dilerim. Sadece seni izlemek istemiştim. Kahve yaptım bize. İçer miyiz? İçeriz tabii. Füsun ben... dün söylediklerini düşündüm de... galiba haklısın. Ve bir karara vardın. Yani... ne diyorsun peki? Haklısın. Yani her gün böyle tetikte yaşamak beni de yoruyor. Üstelik bu işin sonu pek de iyiye gitmiyor. Nasıl yani şimdi? Benimle aynı fikirde misin sen de? En doğrusu buradan uzaklaşmak. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ya ben seni çok seviyorum. Bak göreceksin biz o kadar mutlu olacağız ki. Ne zaman gideceğiz peki? Hemen gidelim. Hemen. Yani ya şimdi gideriz ya da hiçbir zaman. Buraklar gelmeden çıkmamız lazım. Hemen eşya alıp gidelim. Ben seni çok seviyorum. Ben seninle her yere gelirim. Ben de seninle. Tamam.
Anne. Derya. Derya. Anneciğim aç kapıyı, çıkart beni buradan. Çıkacaksın anne, çıkacaksın ama bekle biraz, önce cezanı çekmen lazım. Ya sen babamı öldürmeye nasıl kalkışırsın? Sen aklını mı kaçırdın? Derya, kızım. Bak, asıl onlar savaşı başlattılar. Enişteni Haşmet'e suikast düzenlediler. Aç anneciğim kapıyı, aç da konuşalım hadi. O bu savaşı çoktan hak etti. Derya, Derya, aç anneciğim kapıyı, konuşalım lütfen. Bekle anneciğim. Ben şimdi sana konuşacağım, başka birini çağıracağım. Derya, kimi arıyorsun? Derya. Alo. Hayda, müsait misin? Ne oldu Derya? Annem pek iyi değil de gelebilir misin? Ne oldu? Nesi var teyzemin? Hasta falan mı? Anlamadım ya. İyi değil işte. Hadi lütfen. Tamam, geliyorum hemen. Derya, niçin Halide'yi çağırıyorsun buraya kızım? Anneciğim, sen özlemişsindir yeğenini. Hem sıkılmazsın işte, birlikte beklersiniz. Derya, saçmalama. Aç şu kapıyı lütfen. Aç, konuşalım dedim. Derya. Kızım, açar mısın kapıyı lütfen anneciğim? Derya. Haşmet abi. Sana söz verdiğim gibi. Dostluğumuzu seçenler pişman olmadı. Düşmanımız olmayı seçenler de iflah olmadı. Ama böyle konuşan biriyle nasıl dost olabilirsin ki abi? Ne diyorsun? Şu ağzından akan kibirle diyorum. Şu sürekli üstten bakan gözlerinle olamayacağız. Rahmetli Fuat Ersoylu geliyor aklıma. Hep bundan şikayet ederdi. Aynen öyle. Rahmetli babam az çekmedi kahrını. Ne yapıyorsun? Tarafını seç dedim. Seçtim. Bu son şansındı Mithat. Meleğin hatırı için elimi uzattım sana. Tutmadın. Eyvallah. Haşmet ha. Nasıl tutsun elini? İki elinde de bomba var. Haşmet abi. Sen beni çoktan gözden çıkardın. Burak'ı alıp bana sıkacaktınız. Siz herkesi kendiniz gibi bellemişsiniz. Ama evet. Seni gözden çıkardığım doğru. Sana inanmadığım, zerre kadar güvenmediğim. Ya. Görüyor musun Mithat amca? Haşmet Ağa eski kurt. Her zaman bir planı vardır dedim. Bak, gene cebinden tavşanını çıkardı. Savaş istediniz. İşte meydan, işte ordu. Saldırın bakalım. Bakalım kim ayakta kalacak, kim düşecek. Evet, ne duruyoruz?
Derya ne oluyor? Ezem'in ne işi var burada? Şimdi anlarsın. Teyze. Halide. Teyze sen niye buradasın? Ne bu halin? Halide. Keşke şunu sevdiğin kadar biraz Derya, da beni sevseydin. Derya! Derya ne yapıyorsun? Saçmalama. Aç şu kapıyı Derya. Sen dün babanı korumak için ne yaptıysan ben de aynısını yapıyorum. Derya saçmalama. Aç şu kapıyı dedim sana. Aç! Halideciğim savaştayız. Yani o yüzden kusura bakma seni biraz burada tutacağım. Teyze ne oluyor? Delirmiş. İkisi de delirmiş baba kız. Dünden beri beni burada tutuyorlar. Ne söylediysem ikna edemedim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Derya. Ah diyorum ya. Haşmet abi. Hı. Kan dökmek zorunda değiliz. Bak anlaşabiliriz. Yok Mithat. O faslı çoktan geçtik. Aynen öyle. Savaş istediniz, aldınız. Karşı karşıyayız. Ve uzatmanın anlamı yok. Bak sen. Sarışın da gerilmiş. En çok senin için sabırsızlanıyorum. Öyle mi? Sen şimdi aklına güvenip böyle ahkam kesiyorsun da ben senin aklını çözdüm. Köstebeğini diyorum. İçeriden haber alamayınca nasıl ahkam keseceksin merak ediyorum. İsterseniz bir kez daha düşünelim. Haşmet abi, unutma ki Melek hala benim evimde. Başında da bir adamım var. Eğer buradan sağ salim dönmezsem Melek hayatını yitirebilir. Mithat, beni kendi karınla mı tehdit ediyorsun? Sen ne zaman bu kadar ayağa düştün? Bunu söyleyen sen misin? Beni öldürmesi için Melek'i yanıma yolladın. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Şimdi duydum. Ayrıca iyi bilirsin. Ben işlerime kadınları karıştırmam. Bu Melek için geçerli değil. Melek çoktandır bu işlerin içinde. Beni öldürmesi için sen yolladın. Bunu biliyorum ben. Evladının anasını pazarlık konusu yapacaksın öyle mi? Eyvallah. Ne istiyorsun? Herkes yoluna gidecek. Melek o zaman sağ salim dönebilir. Öldürmediğin ne malum? Senin neyine güvenelim? Güvenme. Ama belki kızına güvenebilirsin. Halide'yle ne alakası var? Halide şu an teyzesiyle birlikte. Güveneceğiniz biri olsun dedim yanında. Eğer yol verirseniz ikisi sağ salim dönerler. Ha tersi olursa o zaman hepimiz öleceğiz. Hepimiz. Halide, sen sakın korkma kızım, tamam mı? Ben buradayken sana kimse bir şey yapamaz, tamam mı? Teyze ben korkmuyorum, senin için üzülüyorum sadece. O senin kızın nasıl böyle bir şey yapabilir? Ben de onu düşünüyorum ya. Ben nerede yanlış yaptım, nerede hata yaptım? Nerede yanlış yaptım da ailemi böyle karşıma aldım? Teyzeciğim senin bir şey yapmana gerek yok ki. Yani kaçımız bu hayatın içinde normal kalabiliyoruz? Sen kaldın. Ama Derya galiba bunu kıskandı. Senin gibi olamadığı için. Halbuki ben anneni kaybettikten sonra ne bileyim işte annesizliği hissetmemen için biraz daha senin üzerine düştüm. İşte o arada da kızımı kaybettim galiba. Peki Mithat enişte, o neden rahatsız oldu? İkisi de bence aynı şeyden. Bana hep soruyorlardı. Senin ailen biz miyiz yoksa onlar mı diye. Ben de diyordum ki biz hepimiz bir aileyiz.
Biz birlikte bir aile istedim onlara. Heh, tam tahmin ettiğim gibi muhabbet koyulaşmış. Sen bir boş konuşma da teyze, hadi gidiyoruz. Abi sakin ol, ben de onun için geldim zaten. Vizeniz çıktı. Gidiyorsunuz. Ne oldu kızım? Ne değişti? Onu artık Kaşmet enişteye sorarsın. Teyzeciğim hadi gidelim buradan, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Derya, sen ne ara böyle bir evlat oldun? Sen önce bir kendine bak. Ben nasıl bir anneyim diye düşün. Sonra gelir bana hesap sorarsın. Teyze hadi bırak şunu, gidelim buradan hadi. Yazık. Sen zaten kötüydün. Şimdi iyice midemi bulandırıyorsun. Öyle olmayabilirdi abi. Beni taraf olmaya sen zorladın. Palavrayı bırak. Başından beri ne halt ettiğinin farkındayız. Aynen öyle. Galeride konuştuklarımızı hatırlıyor musun? O zaman bizi dinleseydi şimdi bu rezillikleri çekmezdin. Rezillik? Ama bak. Bu kelimeler olmuyor. Yanlış. Senin karşında bir patron var. Ne patronu lan? Sizin devriniz bitti. Defteriniz dürüldü, kaleminiz kırıldı. Köşe bucak kaçarak yaşıyorsunuz. Ne patronu? Kaçmak demeyelim, ona ricat diyelim. Literatürde ona ricat derler. Geri çekildik. Geri çekildik, gücümüzü topluyoruz. Yay gibi gerildik. Kalbine saplanacağız. Ulan yedi düvel üstüme geldiniz de mahallemden çıkmadım. Ricatmış. Kaçıyoruz demiyorsun da. Tamam. Ali Rıza, söylediklerine dikkat et. Etmezsem ne olur lan? Sen kimsin bana laflarına dikkat et diyorsun? Haşmet abi, söyle ağzını toplasın. Gücün yetiyorsa sen söyle Mithat. Adam haklı. Patron yok. Masa yok artık. Artık kim kime diş geçirirse. Halide. Babacığım iyiyiz biz. Teyzemi de aldım, şimdi çıkıyoruz. Ama ne oluyor, ben hiçbir şey anlamadım. Ben anlatacağım. Siz eve geçin. Tamam. İki saat Mithat. Bu şehri terk etmek, ortadan kaybolmak için tam 12 saatim var. Aksi takdirde seni bununla ve bunun abisiyle ve Balaban'la birlikte aynı mezara gömerim. Eyvallah. Racon kesildi. Racon kesildiyse o zaman gidelim. Git git. Fare gibi yaşamaya devam et. Kapana kısılırsın, yakındır. Bakacağız. Belki de sen kısılırsın Ali Rıza. Kısmet. Efendim Haşmet. Şimdi Mithat'ın yanından çıktım. Burak'ı getirmiş mi? Getirmiş. Yanında bir orduyla beraber. Aklı sıra beni tuzağa çekecek. Tam da tahmin ettiğin gibi. Mithat'ı iyi tanırım. Artık ispatımız var. Tamam.
Gerisi bende. Merak etme. Mithat tarafını seçmiş. Balaban'la birlikte. Listeye bir kişi daha eklendi. Vurulacaklar listesine. Öyle. Beklemenin bir anlamı yok. Bu iş çok uzadı. Ali Rıza ne olacak? Ali Rıza'yla da konuşacağım. Geçmişin yükünden kurtulmamız gerekiyor. Ali Rıza da, ben de. Neredeyse gidip alalım kardeş. Madem canın tehlikede kadının. Biz gidip alamayız, ancak kendi gelebilir. Füsun, beni iyi dinle. Burak Köstebe'yi biliyoruz gibi bir şeyler söyledi. Seni biliyor olabilirler. Hemen çıkman lazım oradan. Ali Rıza, hayır. Kimsenin hiçbir şey bildiği yok. Zaten biz gidiyoruz Murat'la. Az önce konuştuk. Her şeyi geride bırakıyoruz yani. Ne gitmesi Füsun? Nereye gidiyorsun? Çıkman lazım oradan. Öldürecekler seni. Ali Rıza, saçmalama. Murat böyle bir şey asla yapmaz. Gidiyoruz diyorum sana. Benim ona güvenim tam. Tamam. Sen bana mevcut konumunu gönder. Ne olur ne olmaz. Eğer sen haklıysan hiçbir şey yapmayız. Ama haklı değilsen en azından müdahale ederiz. Tamam. Melek. İyi misin? İyiyim enişte. Bir şey yaptı mı sana? Cevap ver. Canını yaktı mı? İşte daha ne yapsın? Çocuğunun annesini kaçırdı. Sana karşı koz kullandı. Daha ne yapsın? Mithat için artık çok geç. Gözüküyor, kulağı sağır. Ben ona ne yapacağımı biliyorum da. Seni ne yapacağız? Sen ne demeye kendi başına hareket ediyorsun? Hı? Ya enişte, tek başıma gidersem şüphelenmez diye düşündüm. Ne bileyim, daha kolay hallederim dedim. Allah Allah. Sen ne demeye vurmaya kalkıyorsun? De ki vurdun. Oradan sağ çıkabilecek misin? Hı? Ne yapsaydım enişte? Sana karşı suikast düzenlemiş, arkandan bir ton iş çevirmiş. Ne yapsaydım? Öyle susup oturacak mıydım ben? Bir daha asla böyle bir şey yapmayacaksın. Bu aileden bir kişinin daha burnu kanamayacak. Artık tahammülüm kalmadı. Bundan sonra benim sözümden çıkmayacaksınız. Anladın mı? Anladım de. Tamam, anladım. Bir de öbür başı buyruğa bakalım. Murat? Neden durduk burada? İstanbul'a veda etmeyelim mi? Ben bu şehirde doğdum. Burada büyüdüm. Hiç başka bir şehirde yatağım olmadı. Annem ölene kadar da çok mutlu bir hayatım vardı.
Annem beni çok severdi. Bana inanırdı, güvenirdi. Annem öldükten sonra öyle olmadı. Kendimi kimsesiz gibi yapayalnız hissettim. Sonra da yapmamam gereken bir şey yaptım. Engel olamadım. 8 yıl kendimi kapattım. Hiç kimsem yoktu, bir arkadaşım yoktu. Yapayalnızdım. Artık ben varım. Sonra sen çıktın karşıma. Birinin beni sevebileceğini düşündüm. Çok güzel bir kadın çıktı karşıma. Güzel bir anne kız. Mutlu olalım istedim. Bana inan, bana güven, beni sev istedim. Murat. Sana güveniyorum, inanıyorum. İnanmasam gelir miyim buraya? Bana bunu neden yaptın Füsun? Ali Rıza'ya neden haber verdin? Murat, ben... Sen babanın neden haber verdiysen, Murat, ben yani seni koruyabilmek için, seni korumak için. Seni korumak için mi? Sana inanmıştım. Ben de. Benim kimsem yok. Farkında mısın, benim bir dostum, bir arkadaşım bile yok. Annem öldükten sonra kimse beni sevdi. Kimse bana inanmadı. 8 yıldır ben kendimi kapatmıştım. Tek arkadaşım. Yapayalnızdım, babam beni hiç sevmedi. Burak zaten serseri, mayın gibi, nerede patlayacağı belli değil. Sonra sence? Beni korumak istedim. Haşmet amcasıyla çıktı, hatırlıyor musun? Murat, özür dilerim. Dinle. Beni bundan korumaya çalıştın değil mi? Murat, ne olur, özür... Dinle! Dinleyeceksin! Bu aptal dünyadan kurtarmaya çalıştın beni değil mi? Korumaya çalıştın. Silahlar, silahlı adamlar. Ben bunların insanı değilim. Haklıydın. Haklıydın, gitmeliydik. Beni korumak istediğin bu dünyaya sen girdin şimdi, öyle mi? Murat, özür dilerim. Şimdi sana unutamayacağım bir manzara izleteceğim. Murat! Çekil! Murat! İzle! Seni çok sevmiştim.
çok sevmiştim. İyi misin? Gel. Yavaş. Gel bakalım Murat Efendi, gel. Geçenlerde o zırtapoz kardeşine hikaye anlattıydım. Hapishanedeki bir yeni yetmeyle ilgili. Sana da şimdi finalini anlatayım, gel. Aç abi, aç. Aç şu telefonu, aç, aç. Açmıyor oğlum. Ne zaman çıktı bunlar? Abi. Lan ne abis? Açmıyorlar Fiko. Dönmez abi. Dedim sana Sebi ofisimi. Kaçtılar bence. Nasıl bu kadar emin oluyorsun? Nerede anladın? İkisinin de dolapları boş. Füsun, sakın üzülme, tamam mı? Aksine kurtuldum diye sevin. Füsun bak, sen akıllı bir kadınsın. Bir şeylerin olacağını fark ettin zaten, onun için aradın beni. Nasıl ne olacak peki? Sen düşünme onu, onu ben halledeceğim. Yalnız senin bir süre görünmemen lazım, tamam mı? Hayırdır? Sen de iyi alıştın böyle ha. Bensiz yapamıyorsun. Ne o, bağımlılık mı yaptım? Lütfen böyle konuşma Burak. Üzüyorsun beni. Gecem sen, gündüzüm sen. Bu arada bizim dans eden kadın meselesi ne oldu? Füsun ne alemde? O işi abim çözecekti ama... Ama? Aması... İşler. Yoklar. İkisi birden. Telefonları da kapalı. Incredible. Kaçtılar yani. Yani. Ama işe iyi tarafından bak Balaban. Şu an köstebek yok. Çatlak yok. Neyse benim için fark etmez. Yeni planı yeni. Ali Rıza'ya kimse duyurmasın yeter. Plan ne? Ali Rıza, söz ver bana oğlum. Ne olursa olsun bir daha evi terk etmeyeceksin. Terk etmedim ki anne. Biraz uzak kalayım dedim, onu da beceremedim işte, gördün. Neyin var senin? Geldim işte, buradayım. Başka bir derdin varsa söyle. Yani... seninle... uzun süredir bir şey konuşmak istiyorum ama... doğru bir zaman mı bilemedim. Daha da merak ettim şimdi, neymiş?
Anlat. Sen benim için başkasın biliyorsun. Ama... Ali Rıza. Babanın aradığı numaradan sinyal almaya başladık. Bulabildiniz mi yerini? Az kaldı kardeş, az kaldı. Bulur bulmaz sana haber edeceğim. Eyvallah aslan. Tamam, bir gelişme olursa hemen ara beni, tamam mı? Ne oldu oğlum? Böyle bir heyecanlandın. Ne bekliyorsun? Anlatırım. Sen bir şey konuşuyordun. Devam et. Devam ederim de... Yani merak ettim. Sen birini mi arıyorsun Ali Rıza? Ha? Babanı mı? Mert söyledi. Babamız yaşıyor olabilir demişsin. Oğlum, yok böyle bir şey nereden çıkarıyorsunuz? Mümkün değil. Aradı anne. Aradı. Duydum sesini. Babam da arayan. Aradı mı? Oğlum siz beni delirtecek misiniz? Eğer ben kafayı kırmadıysam, yani zihnim bana bir oyun oynamıyorsa, aradı. Sesini duydum. Babam da arayan. Az kaldı. Eli kulağında bulacağım onu. Az kaldı. Sığmıyor benim. Mithat'ın yaptıklarını düşündükçe ona olan kinim, öfkem... Nasıl o katillerle gitti, işbirliği yaptı. Bu tetikçileri ailemize soktu. Melek. Bana bunu daha önce bir kere daha söyledin. Katil dedin. Şimdi abi kardeş tetikçi diyorsun. Nedir? Benden sakladığın bir şey mi var? Var. Var. Hani ben... kayıt yapmıştım sana. Dinletmeye getirmiştim, hatırlıyor musun? Evet, evet. Şurada. Ben o sıra dinleyemedim. Sonra sorgu sual ettim. Başka şey dedim falan. Söyleyemedim. Mithat engel oldu. Kandım yani yalanlarına. İşte benim ablamın, yeğenlerimin katilleri. Burak'la Murat. Şimdi söylüyorsun öyle mi? Özür dilerim. Özür dilerim. Söyleyemedim. Bir ton şey yaşadık biliyorsun. Bir
fırsat her seferinde beni de kandırdı. Beni de kandırdı. Bunlar çoktan ölümü hak etti. Ama şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki. Misin? Adresi bu mu? Telefon numarasından bir lokasyon tespit ettim. Nokta atışı değil. Ama etrafında başka bina yok. Burada mı yani babam? Olabilir kardeş. İhtimal dahilinde. Hadi gidelim. Halide, hoş geldin. Hoş buldum. Ben dışarıdayım. Ben beraber kahvaltı yaparız diye gelmiştim ama işiniz var galiba. Aslan bir adrese ulaşmış. Galiba babamı buldum halde. Oraya mı gidiyorsunuz şimdi? Tamam, ben de geliyorum. Halide mi? Ali Rıza, biz seninle konuştuk, anlaştık. Unutma. Hem ayrıca senin yön duygun iyi değildir. Ben olmadan biraz zor bulursunuz orayı. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Arabadan çıkmayacaksın. Beni bekleyeceksin. Kırs. Of. Tasdik ettirmiyor musunuz İpek Hanım? Hemen hallediyorum ben şimdi. Ya insanla uğraşmak ne zor ya? Yani bir iş veriyorsun, sonra kendini takip ediyorsun. Yani ben sizi takip etmesem şu koca şirket püf. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Aşmet Ağa. Hoş bulduk Karasim. Çok güzel yeni modeller var, bir görmek isterseniz. Hasan'la konuşacağım. O zaman ben size bir kahve söyleyeyim. Ama yine de gitmeden bir bakın bence. Tamam Rasim, tamam. Sen kahveleri söyle hadi. İpek abi. Büroya geçelim. Yok, işim uzun değil. Sizde bir emanetim var. Hayırdır ha, ne emaneti? Murat, elinizde olduğunu biliyorum. Onu bana vereceksiniz. Kara Hasan, Murat nerede? Halide, sen burada bekle. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ali Rıza, o zaman babamlara haber verseydik. Yani Sabri abiler falan gelirdi. Bu benim meselem. Ben halledeceğim. Tamam da olmaz ki böyle iki kişi. Biz böyle çok mekana girdik. Halide, merak etme. Halide, anlaştığımız gibi. Arabada bekle. Haber vereceğim ben. Thank you.
Yalan dünyayı 3 kez dolaşana kadar doğru anca 1 kez dolaşırmış. Siz de babanızı sattınız ama gerçeği saklayamadınız. Ailemin tetikçisi sizsiniz. Öyle. Ailemizi yok ettik. Babam emir verdi. Biz de yollarını kesip onları öldürdük. Şunu çözüm. Ağam, emin misin? Aa, ne yapacaksın? Bize de söyle. Ferit, çöz şunu. Şimdi seninle bir yolculuğa çıkacağız.